İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. 1996 yılından bu yana hapishanede bulunan Demir'in uzun yıllardır devam eden hapislik koşulları sonucunda pek çok sağlık problemi meydana gelmiş ve bu hastalıklar kronikleşmiştir. Sağlık problemlerinin başında gözleriyle ilgili yaşadığı sağlık sorunları gelmektedir. Sağ gözü %95 seviyesinde görmüyor ve tedavisinin olmadığı söylenmiş. Sol gözünden de katarak ameliyatı olmuştur. Göz için her kontrole gittiğinde suni gözyaşı damlası verilerek geri gönderilmektedir. Bugüne kadar göz için toplam 6 kez anjiyo olmuştur. Gözden kaynaklı olarak Ankara'ya acil ameliyat olması için sevkinin çıktığı, ameliyat edilmese gözünü kaybedeceği söylenmiş, ilaçların ücretli olduğu belirtilmiş, kabul etmesine rağmen ameliyat için götürülmediği aktarılmıştır. Ayrıca gözleri için kullandığı ilacın yurt dışından gelmesi gerekiyorken 1,5 yıldır ilaçları getirilmiyor. Ayrıca kronik bronşit hastasıdır. Midede reflü, gastrit ve ülser rahatsızlıkları var. 2 kez mide kanaması geçirmiştir ve bu hastalık için diyet yazılmış ancak bu diyet ihtiyacı karşılanmıyor. Irritable bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle iç hemoroid rahatsızlığı bulunmaktadır. Her iki dizde menisküs yırtığı var. Prostat hastasıdır ve genelde PSA değerleri yüksek çıkıyor. Şimdiye kadar 3 kez biyopsi yapılmış, 6-7 yıldır günlük ilaç kullanıyor. Kulaklarda vertigo, çınlama ve işitme kaybı var. Boyun fıtığı ameliyatı için Bolu'dan Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildiğinde Numune Hastanesi'ndeki doktor tarafından ameliyattan sonra felç kalırsın denildiği için ameliyat olamadan geri dönmüştür. Boyun fıtığı nedeniyle sürekli olarak kolları uyuşuyor, şiddetli sırt ağrıları çekiyor. Bel fıtığı için de daha önceden ameliyat geçirmiştir. Sinüzit ve kronik baş ağrıları devam ediyor. Yapılan testlerde uyku apnesi rahatsızlığı olduğu teşhis edilmiştir. Diş eti dokun nakli randevusu verilmiş olmasına rağmen hastaneye götürülmemiştir. 2016 yılında Nevşehir Devlet Hastanesi tarafından %41 engelli raporu verilerek İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş ve Adli Tıp Kurumu tarafından da cezaevinde kalabilir raporu verilmiştir. Ancak son yıllarda artan hastalıklarından dolayı olarak bu engellilik durumunda da ilerleme olmasına rağmen tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderilmemiştir. Yıldırım Demir'in tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz olarak yapılmalı, beslenme ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu süre zarfında raporları aldırılarak Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlanmalı ve dışarıda ailesinin yanında sağlıklı koşullarda tedavi görmesi için tahliye süreci başlatılmalıdır. Bu hafta Buca Kırıkkale YGC'de kalmakta olan Mehmet Güvel'in durumunu anlatacağız. Güvel 78 yaşında, %80 engelli, Wernicke-Korsakoff hastası, prostat kanseri tedavisi görmekte olan bir siyasi mahpustur. Denge sorunu yaşamakta ve tek başına hayatını idame ettirememektedir. Gecede en az 7-8 kez tuvalete kalkmakta ve her defasında düşüp kendini sakatlama tehlikesi yaşamaktadır. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde kanser tedavisi görürken 6 Şubat 2024'te İstanbul'da gözaltına alındı. 10 Şubat'ta tutuklanıp Marmara Kapalı Hapishanesi'ne götürüldü. 24 Şubat'ta ise şimdiki kaldığı Kırıklar YGC'ye getirildi. Dolayısıyla tedavisi yarım kaldı. Ve hala yapılmamaktadır. Kanser hastalarında zaman çok önemlidir. Aksayan tedavi Güvel'de olumsuzluk oluşturacaktır. Bu durum yaşamını riske atacaktır. Mehmet Güvel'in tutuklu olması, yaşı, engel durumu ve gördüğü kanser tedavisi göz önüne alınarak derhal tedavi edilmeli. Yarım kalan tedavisi dışarıda sağlıklı bir ortamda yapılmalıdır. Tahliye edilmemesi durumunda oluşacak olumsuzluklardan yetkililer sorumludur.
Ağır hasta mahpus Mehmet Güven ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. 629. F oturmasında bu hafta halen Ereğli Yüksek Güvenlik Hapishanesi'nde tutulan ağır hasta mahpus Abdullah Zoraslan'ın durumunu paylaşıyoruz. Bir böbreği alınan, vücudunda bulunan ve çıkarılmayan mermi çekirdekleri nedeniyle akciğer ve mesane sorunları yaşayan Abdullah Zoraslan, yüksek tansiyon ve kalp hastası olup fonksiyonu azalmış tek böbrek ve %85'i alındığından kalan kalın bağırsakları ile yaşamayı sürdürmeye çalışmaktadır. 2016 yılında tutuklanan Abdullah Zoraslan yaralı olarak yakalanmış ve zarar gördüğü için ameliyatla bağırsaklarının %85'i alınmıştır. Tedavisi devam ederken hastaneden çıkarılarak hapishaneye konulan Zoraslan'ın hapishanede tutulması yaşamını zora sokmaktadır. Kız kardeşi anlatımında abim Abdullah Zoraslan iki tanesi akciğerde, bir tanesi mesanede olmak üzere hayati sorun teşkil eden 3 kurşunla yaşıyor. Tek böbrek ve yapılan ameliyat sonrası kasılan bağırsaklarıyla çok zorluk çekiyor. 8 yıldır hapiste. Defalarca ameliyat edildi ve ameliyat sırasında akciğerlerde pıhtılaşma oldu. Bir hafta yoğun bakımda kaldı. Yapılan ameliyatlardan kaynaklı sadece 1 metre bağırsakla yaşayabiliyor. Şimdi abimin cezasının infazının bitmesine bir hafta kala hakkında yeni bir soruşturma açıldı ki açılan bu dosyada tek bir tanık ifadesi ve delil olmaksızın tutuklama kararı verildi. Bu hukuksuzluktur ve bu hukuksuzluk abim gibi ağır hasta mahpusların ölümüne imza atmaktadır. Abime yapılan bu hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğiz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağız bu hukuksuzluğu. Hasta mahpuslar!